Hocam ne haber? Hamdü senalar olsun. Güzel can. Gözlükle beraber bu arada saçma bir hihi yaptım arada ya. Onu çıkarsak mı? Hayır lütfen hihi çıkarma. Gözlüklerime güldü Mustafa Can. Bu kayıtlara geçsin. Güzel oluyor hocam. Bunları tutuyorum biliyorsunuz. Gözlükle ilgili hemen tüm ifaden falan böyle o gıcık akademisyen tipinden daha makul bir akademisyen formatına doğru bir tipte değişiklik var. Valla iki tane fotoğraf var hep aklımda. Biri Sigmund Freud, öbürü Kenan Rıfai. İkisine de göz yuvarlak gözlük takınca onlara benzediğim için oradan yürümeyi düşünüyorum. Psikanaliz bölümünde Freud'u, Türkiye'deki tasavvuf camiasında da Kenan Rıfai'yi kullanmak için böyle sima benzerliğinden reytinge katkı yapmak. Vallahi şey oldu, bu ilk denedim abi, gözüme lakkadan bir taktım, oldu. Sonradan aynaya baktım. Bir de uzun süre gözlük kullananların o derdi var değil mi? Böyle hani gözlüğün oturmuşluk hissi olması lazım yani. Hani aynen abi, suratında hissetmemen lazım, bu güzel. Gerçi yuvarlak çerçeve üniversite günlerimi hatırlatıyorum, o zamanlar çok modaydı. Ama şeyin genişlemiştir, bu bende o etkiye neden olmuştu ilk taktığımda. Bakış yani, açısı. Evet yani. Üstten alta bakış açısı genişliyor gerçekten, gökleri evet, görmeye başladım. Evet. Çok acayip bir şey. Bir gözlüğüne hikaye yazdık be abi. Teşekkür ederim bu arada. YouTube'da hemen fark etmişler bir önceki yayında. Vay gözlükler hocam falan diye. Ama çok imajında belirgin değişiklik yapan şeyler de var. Yapalım arada. Abi. Bugün çok enteresan bir konu var elimde. Ne zaman enteresan olmadı ki zaten? Senin ifanın hareket bölümünden bir örnek vererek uzunca bir hikaye anlatmaya çalışacağım. Onun üzerine azıcık sohbet edelim isteyeceğim. Çay var mı hocam? Çay demedik mi? Sen hareketi tarif ederken şeyle başlıyorsun ya mevzuya. Yani bizim beyin diye adlandırdığımız ve üzerine duygusal, kavramsal, zeka, zihin falan diye bir sürü kavramla konuştuğumuz şeyin aslında hareketle ilintili olduğunu, beynin organ olarak kendisini doğanın kendi bağımsız hareketinden dışarı çıkıp davranış göstermeye çalışan bir canlının ilk geliştirdiği organ, mecbur geliştirdiği aslında organ şöyle, olarak. Aslında şöyle, çevreye uyumlu davranış gösterebilmesini sağlayan bir organ. Yani ama çevre... sonuçta yine de hareket değil de bir davranış ya artık o. Tabii, canlı aynen. Bir davranış göstermeye çalışırken. Bu basitlik çok güzel bir basitlik ya bir konuyu anlatırken. Yani böyle bakınca birdenbire beyinle alakalı konuşulacak her şey ha siktir falan yapıyorsun. Yani böyle ne kadar yerine oturuyor. Yani beyin hareket etme isteği, davranış. Sonra gerisin geriye zeka, duygu, zihin işte aklımıza gelebilecek hemen her tür kavram yerli yerine bir puzzle'ın parçasıymış gibi oturuyor. Bunun gibi sosyolojik hikayelerin de basit örüntülerle, basit çatışmalarla, basit zıtlıklarla tarif ediliyor olması belli şeyleri anlamada, dünyada ne yaşıyoruz, ne yapıyoruz, nasıl dönüşüyoruz anlamada çok işimize geldiğini ya da işimizi kolaylaştırdığını fark ediyorum. Bugünlerde böyle bir şey seziyorum. Birazcık bunu anlatmak istiyorum sana. Dünya hep bildiğimiz bir hikaye grubuyla böyle azıcık yarısı da komple teorisine basar şekilde o büyük çatışmalar öyküsü anlatılır. Mesela bu çatışmalardan bir tanesi paganlarla tek tanrılılar arasında büyük bir çatışma olduğu hikayesini hep biliriz. Eskiden beri gelir. Bu çatışmanın özü de Roma-Yahudi çatışmasıdır ama günümüze kadar aksettiği söylenir. Yani bir sürü sinema bunu konu edinir, büyük öykü gruplarının içerisinde yer alır. Ya da topraktan para kazananlarla borsadan, hareket eden kağıttan para kazananların çatışması diye bir çatışmadan bahsedilir dünya üzerinde. Yani topraktan para kazananlar, petrolden, silahtan, tarımdan, üretimden para kazananlarla işte gerçekten kağıt üzerinde, al satın üzerinden para kazanan grupların. Komisyoncu. Evet yani hani oradaki karlılıklarının dengesini değiştirme, birbirlerini bozma üzerine. Hatta şey diye söylenir yani. Çevreyle alakalı yapıla gelen bir sürü iletişimin kaynağı kağıttan para kazananların topraktan para kazananlar üzerindeki baskısıdır diye anlatılır mevzu. Hani onun popülaritesi o. Bu arada çok tuhaf yani Amerikan önemli başkan adaylarından bir tanesinin çevreyi bu kadar konu edinmesi hatırlarsın bir önceki. Al Gore'un mesela konu edinmesi insanı şaşırtıyor. Yani lan olabilir mi gerçekten falan böyle bir hikaye gibi. Şimdi başka bir çatışma fark ediyorum. Bireyle büyük sistemler arasında böyle bir çatışma varmış gibi görünüyor. Yani devasal büyük sistemler kuruyoruz. Aslında bu sistemleri yaşayan insanların tümünün iyiliği için yaptığımızı öngörerek kuruyoruz. Fakat sistemler ne kadar büyürse içerisindeki bireylere o kadar zarar verebilme, rastgele zarar verme olasılığının da arttığı bir dünya varmış gibi görünüyor. Bunu biraz detaylı anlatmaya çalışayım. Mesela tıp devasal bir sistem, eğitim devasal bir sistem, ülke devasal bir sistem ya da işte ne bileyim ayakkabı sektörü devasal bir sistem kendi içerisinde. Sistem her ne kadar
büyük hale gelirse, mesela tıbbın kendisi büyük hale gelirse, içerisindeki belli bir orandaki kaybı, tölere kaybını, diyelim ki bu %10, %15'lik tölere kaybının oranı büyüyor. Yani eskiden işte yani tavuk çiftliği örneği vermek burada hoşuma giden örneklerden bir tanesi. 100 tane tavuğu olan adam bir tane tavuğu öldüğünde bunu konu ediniyor kendine. Bu bir dert, nedenini bilmek zorunda, ne olduğunu bilmek zorunda vesaire. Ama 2000 tane tavuk çiftliği olan her gün 50 tane tavuk öldüğünde niye öldüğünü bilmesine gerek olmadan zayiat olarak kabul edebiliyor. Ve fark ediyorum ki bu dönemde artık insanlar o günlük 50 tavuktan bir tanesi olmak istemiyor. Böyle tuhaf bir sorgusu var. Bir de o oluyor aynı zamanda mecburen. Sistem büyüdüğü için insanlar tavuklar gibi oluyorlar. Tavuklar gibi oluyorlar ve tavuklar gibi ziyan oluyorlar. Yani adam 40 yaşında kansere yakalanıyor ve nedenini bilmiyor artık. Ya da adam işte büyük eğitim sisteminin içerisinde iyi eğitim alamayan insanlardan bir tanesi ve neden o şansın ona denk geldiğini bilmiyor. Yani hani sistemin içerisinde. Azıcık alternatif olduğu için ne bileyim. Biraz... Dizginleri kendi elinde hissetmeme halini söylüyorsun galiba. Ya da bireysel olarak bireyi kendisini önemseyecek seviyede olmayan bir sistemden bahsediyorum. Yani insanları kitleler halinde gören, bireyin kendi davranışını önemsemeyen bir sistem. Bunun karşılığında da bireylerin, bu şu kişisel gelişimler, kendini anlamalar, benlik sorguları bilmem neler hikayesinin bunun karşısında, o büyüyen sistemlerin karşısında kendi varlığını, kendi özgün varlığını koruma çabasıymış gibi geliyor bana. Bu bir çatışmaymış, bir tarif edilir, yani bir sürü hikayenin ana konusunu oluşturuyormuş gibi görünüyor ki aslında bunun çıkış noktalarından bir tanesi de ifa. İfada senin davranışında, özellikle ifa 3'te mesela akıntıya kapılmadan, akıntıya eşlik ederek gitmeyle alakalı başlıklarından bir tanesi bunu güzel anlatıyor hikayenin içerisinde. Bunu konu ediniyormuş gibi geliyor bir yandan da. Yani o büyük devasa sistemlerin karşısında birey olma karakterini kaybetmeden var olmayı nasıl becereceğiyle alakalı bir çözüme ihtiyacı varmış gibi insanların. Ve bu çözümü nasıl üretecek, nerede üretecek, ne yapacak? Çünkü bir taraftan da şöyle bir durum var. Yani her ne yaparsan yap sağlık sistemine mecbursun. Her ne yaparsan yap eğitim sistemine mecbursun. Yani bir yandan onun iyi olduğu ama bir yandan da şans eseri rastgele bir nedeni olmadan, bir anlamı olmadan o sistemin sana zarar verebileceğini de yani saçma sapan gerekecek. Sistem arıza verebilir ve sana 123 bin lira su faturası gelebilir mesela. Ve biliyorsun o işlem 123 bin lira su faturasını ödemeden suyun açılmıyor. Yani bu sistemin herhangi bir şeyi herkesin başına gelebilir ve geliyor da. Belli bir oranda insanın başına geliyor bu hikaye. Gelince ve kilitleniyorsun zaten. Evet yani ve sen hayatına 3 ayı kaybediyorsun ve niye kaybettiğin nedeni yok. Yani mesela bunu mesela şöyle demiyorsun yani ben şurada bir hata yaptım ya da ben şunu eksik yaptım da o yüzden bu başıma geldi diyemiyorsun. Artık böyle garip tuhaf varoluşsal bir dönüşüme dönüyor hikaye. Bunu sen de böyle hissediyor musun? Böyle bir çatışma olduğunu yani sistemle bireyin arasında böyle bir hikaye olduğunu. Her devirde muhtemelen vardı. Bu devir aşikar o hale geldi gibi. Ve insanlar bunu farklı şekillerde de fark etmeye başladılar. Şimdi benim gördüğüm tarafta insanın fabrika ayarlarına zaten beni mecbur bırakan sorun, benim yaşadığım sorun şu. Aile olarak da, ülke olarak da, dünya olarak da, sosyal medya olarak da, işte çalıştığım akademi olarak da, dediğin gibi tıp dünyası olarak da farklı farklı iç içe geçmiş özerk ama bağlı sistemler içindeyiz hepimiz. Şimdi her sistemin kendi kuralları var, kendi evrimi var, belli şekilde örgütlenip değişiyor, dönüşüyor. Ve bunların hepsi aslında bir şekilde o sistemden faydalanan ya da o sistemin içinde yer alan insanlara daha iyi bir şey yapsın diye sözde oluyor. Yani esas amaç bu. Sistemler insanın hayrına evrilmeli. Böyle düşünüyoruz. Mesela işte hiçbir firma uluslararası bir şirkete dönüşme yolculuğunda ulan ben bir para tekerini elime geçirip şu dünyanın canını ot tıkayım diye bunu yapmıyor. Ya tamamen işte daha çok kazanayım, daha çok yatırım yapayım, hayallerimi gerçekleştireyim, daha çok insana istihdam sağlayayım bilmem ne falan gibi hikayelerle başlıyor ama sonra mesele çok büyüdüğü zaman hep bir sıkıntı oluyor. Yani bunu belki imparatorluklar zamanına bile götürebiliriz. Yani imparatorluklar da aşırı büyüdüğünde işte Osmanlı'yla gibi bize ne anlattılar? İşte neredeyse taş çağında başlamış, 1200'lerde başlamış bir imparatorluk. Büyüyor. İşte bu 1600'lere falan geldiği zaman 1500-1600'lerde zirveden hemen sonra artık dünya değişmeye başladı. 1700'lerde sanayi devrimi falan devreye giriyor. Şimdi o sırada yani o öyle büyük bir organizmanın adapte olması gereken dışsal değişiklikleri düşündüğünde biyolojide de vardır aynısı. Çok büyüdüğünde organizma adaptasyon yeteneği kısıtlanır. Mesela çok oksijene, çok besine ihtiyacı olduğu için öyle radikal değişiklikler yapamaz yaşam tarzında. O yüzden mesela dinozorlar cort diye silinir. Yani büyük organizmalar daha kolay gider. Şimdi bu koca imparatorlukta da
Bakıyorsun işte dediğim gibi taş çağından uzay çağına doğru giderken bir yerlerde ne anlattılar? İşte milliyetçilik akımları çıktı, parçalandı, bölündü, sonra savaşlar bilmem ne bir şey oldu. Şimdi bütün büyüyen organizasyonlarla ilgili böyle bir sorun var. Şimdi galiba konuştuğumuz meselenin ekstra önemli olması küreselleşmeye bağlı olarak her şeyin çok hızlı büyümeye teşne olması. Orada bir yerde Uber diye bir uygulama çıkıyor. Zart diye bir sene içerisinde senin hayatını belirlemeye başlayabiliyor yani. Bir anda yayılabiliyor ve bu çok büyük şeyler, bütün büyük şeylerin ortak sorunlarını yaşıyor. Beni şimdi ifaya mecbur eden şey neydi? İstersen oradan açayım. Sen eminim oradan gideceğin enteresan yerler olacak. Her türlü insan davranışı, her türlü insan çözümü modellemeye dayanmak zorundadır. Modelleme ne demek? Gerçeğin tamamı çok karmaşıktır. Mesela 3 insanın oturup konuşmasında yaşadıkları interaksiyon acayip kompleks bir şeydir. Bunu olduğu gibi mesela bir yapay zeka ile falan modellememiz hala mümkün değil. Çünkü veri çok fazla. Dünya bundan çok daha karmaşık bir yer. Sen bazı sorunları çözeceksen, mesela bir taştan balta yapacaksan ya da bilgisayar yapacaksan zihninde bir model kuracaksın. Bu model gerçeğin gereksiz gözüken bir sürü kısmını dışarıda bırakan, sadece gerekli parametreleri alıp senin işine yarayacak adımlar atmanı sağlayan zihinsel bir harita. Şimdi biz sorunları hep böyle çözdüğümüz için her türlü sistemde, atıyorum sosyal medyada bir girişim yaptın, yemek sepeti gibi bir şey açtın işte. Bunun için kafanda bir modelleme yapar, bir insan davranışı varsayar, bir ekonomik gidişat öngörür, onu öngörür, bunu öngörür, bazı sabiteler yaparsın, onun üzerine harekete geçersin. Tutarsa öngörülerin büyük kısmı, yani model çalışırsa başarılı olur. Şimdi her şeyimiz bu tarz modellere dayanmak zorunda ki bilişsel olarak böyle bir mecburiyetimiz var. İnsanla ilgili her türlü sistemimizde insanla ilgili ilk bakışta önemsiz gözüken bazı şeyleri dışarıda bırakır doğal olarak. Mesela koskoca Karl Marx'ın bu komünist manifesto dediğimiz şimdi Das Kapital'de orada burada genel olarak tarif ettiği şeye baktığında çok güzel gözüküyor. Ama modelde güzel gözüküyor. Gerçek hayatta uygulanabilirliğini engelleyen bir sürü varsayımsal dışlama var orada. Birçok teoride olduğu gibi. Şimdi bütün fikirler, uygulamalar böyle olunca sistemler büyüdüğünde bu modelin birey üzerindeki baskısı da artıyor. Çünkü o yok sayılan şeyler kelebek etkisi misali bu sefer alttan depmeye başlıyor. Mesela insanların işte yaratma ihtiyacı, cinslik yapma ihtiyacı, sınırlarını zorlama ihtiyacı. Çok basit, seni destekleyecek bir şey söyleyeyim aradan mesela. Sistem denilen şey bir devamlılık ve süreklilik istiyor. İnsan devamlılık ve süreklilik barındıran bir canlı değil. Aynen, mesela kaos seviyor, arıza çıksın istiyor. Arıza çıksın, yani bu sabah uyanmamak istiyor, bu sabah geç gitmek ya da bu öğleden sonra çok çalışmak istiyor, enerjisi yüksek. İnsan orijinali böyleyken sistemin orijinali ritmik bir şekilde devam eden ve karar verilmiş yapıda aynı ritmik performansı göstermek zorunda. Şimdi mesela modelin en önemli kısmı bu temporal, yani zamana dair kısmındadır. Mesela biz ritmik ve haftalık bilmem ne planlamak zorundayız. Çünkü başka türlü bir ritmi planlayabilme yeteneğimiz yok. Halbuki doğada, insanda, kalpte, beyinde böyle çalışmıyor. Yani aperiyodik, kafasına göre bazen hızlı bazen yavaş dediğin gibi. Şimdi bunlar küçük denemelerde, ufak modellerde ya da bilgisayar simülasyonlarında iyi çalışır, okey. Gerçeğe yakın sonuçlar verir ama sen hayata uygulamaya başladığında Murphy yasaları işte orada devreye girer. Yani hep bir sorun çıkar. Özellikle de sistemler büyüdükçe arıza yaratmaya başlar. Ben niye mesela insanın fabrika ayarlarını yazmak zorunda kaldım? Bu sorunun çok yaşandığı bir zamanda dünyaya geldim çünkü. Global bir sistem yavaş yavaş bizi böyle hani biyolojik tabiriyle fagosite ediyor, yutuyor böyle her şeyimize dokunuyor falan. Ama öbür taraftan insanın ne olduğuna dair o unutulmuş bir boş çekmecemiz var. Orayı her gelen başka bir şeyle dolduruyor. Kimi makine metaforuyla, kimisi Adem cennetten düşme metaforuyla, kimisi bambaşka New Age başka bir şeyle. Bir şeylerle dolduruyor İnsandan burayı. İnsandan sonra yazılmış büyük öykülerin metaforlarıyla dolduruyor. Aynen. Aslında hani ya mesela ülke metaforuyla, dil metaforuyla dolduruyor. Ya da işte ne bileyim büyük sistemlerin getirisini metafor. Önce doktorsun ya, önce insan işte o. Yani işte o var ya, o önce insan meselesini demesi kolay ama yapması çok zor. Çünkü modellerin içerisinde en kolay endoktrine edebileceğin, öğretebileceğin, eğitimde kullanabileceğin şeyler inançları, öyküleri kullanırsın. Aidiyetleri kullanırsın, milliyeti kullanırsın. Zamanı kullanırsın yani teknolojiyi ve işte onun getirilerini. Bunun gibi şeyleri kavraması çok kolay. Çünkü somut, dışarı baktığımı görüyorsun. Mesela ülke diyorsun, işte bir sanal da olsa bir sınırlar çizilmiş. Burada bunlar aynı dil konuşuyor, orada başka bir şey konuşuyor. Ben diyorsun, öteki diyorsun. Hemen böyle bir hikaye oluşturuyorsun. Bunlar içerisinde insanın kendini görmesi çok kolay olduğu için daha global, daha küresel, daha bütün insanlara
ulaşabilen bir anlayışı tesis etmek gittikçe zor bir hale geliyor. Bir insan önce kendini mesela Türk olarak görüp Türk olmaktan gururlanmak diye bir şey var. Ulan rastlantısal olarak doğduğum bir yer burası. Yani bakarsan bütün istatistik hesaplara göre işte 40 trilyonda bir şansımız varmış hepimizin olduğumuz kişi olabilmek için. Yani yok mesabesinde bir şansı, bir kozmik yazı turunun sonucu olarak buradasın. Neyine gurur duyuyorsun? Ama bu anlamamızın çok kolay olduğu bir şey. Hemen çünkü bakın etrafındaki de içselleştirmiş onu. Birileri vatan için ölüyor, öbürü bayrak sallıyor. Kimse işte İslam aşkına gözleri doluyor falan olunca böyle bir cuş uğruşa geliyorsun. Ama insan olmanın ne demek olduğunu, bütün insanlarla beraber o büyük birlikteliği hayal edebilmek için gerçekten kabuğundan çıkıp, sınırını aşıp, şöyle bir bütün dünyaya bakman, canlılığa bakman, önce her şeye buna bakmak lazım. Sonra tabii. Türk olmayla ya da dinle ya da işte başka hikayelerle beraber tekrar örüntülenmek. Yani önce ülke diye baktığımızda sıkıntı. Şimdi bu, da bu arada hani şey yanlış anlaşılmaya müsait. Mesela böyle bir aidiyet olmasın değil söylediğim. Fakat önce olması sakıncalı. Mesela ben hep söyledim dini tartışmalarda. İnsanlar insan olmadan önce İslam, insan olmadan önce Hristiyan, insan olmadan önce Yahudi oldukları için bu sorunları yaşıyoruz. İnsana dair problemleri tatmadan evvel çözümleriyle donatırsan bir insanı, o çözümleri ne yapacağını bilmez, gider öbürünün gözüne sokar. Kendi hatasını göremez yani. Peki senin insanı anlatmayla alakalı bu cesaret sana nereden geliyor? Yani bu şey, bu kadar sistemin içerisinde. Cahil cesaret. Hadi canım. Yani ben biliyorsun ben güvenli alandayım. Yani benim anlattığım yer itiraz edilebilir bir alan değil pek. Çünkü hani sonuçta bilim artı herkesin bildiği kadim yaşam tecrübesine referans veriyorum her zaman. Ve bu üzerinde kavga etmemizi zorlaştıran bir alan. Yani çünkü benim gördüğümü herkes görüyor. Ama birisi isimlendirince karşıdakinde genellikle şöyle özetleyebileceğim bir reaksiyon oluşuyor. Ha, demek ondan. Peki bunu yani hani biz aramızda bunu bolca konuşuyoruz da burada kayda da girsin istiyorum, o yüzden soruyorum. O yüzden hafif kolpa buradaki muhabbetin kendisi. Kolpa. Şeyde. Bu niye teori? İnsanın fabrika ayarları. Evet, İFA niye bir teori? Şimdi abi teori, bilimsel tanımı şu. Bilim şöyle ilerliyor kabaca. Şimdi hipotez kuruyorsun. Diyorsun ki atıyorum işte şunun siyah olmasının nedeni işte güneş ışınlarını bilmem işte emmesidir, yansıtmamasıdır falan gibi bir şey yapıyorsun. Sonra ona işte ışık tutuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Bakıyorsun literatüre, başkaları siyah objelerden işte bir şey ölçmüş oluyorlar. Ha bu da beni destekliyorsun. Aldığın kanıtlar hipotezini destekledikçe bu hipotez yavaş yavaş teori dediğimiz bir mertebeye çıkıyor. Teori, eldeki bütün kanıtların oklarla gösterdiği açıklama biçimi demek. Yani teorik sonra işte kesinleşince kanun olur gibi bir şey yanlış, bilimde böyle bir şey yok. Teori en üst düzey bilimsel açıklama ve bildiğimiz her şey oraya işaret ettiği müddetçe en açıklayıcı teori budur deriz. Şimdi insanın fabrika ayarları, benim işte 25 senelik fizyologluğumdan, işte tıp fakültesindeki öğretim üyeliğimden şuradan buradan devamlı toparladığım bir hikayenin neticesinde tatmin edici olduğunu zannettiğim bir sonuç, ulaşılan bir sonuç. Nedir o? İnsanın yaşadığı bütün arızalar, problemler nereden geliyor diye baktığında okların hepsi, kardeşim sen bugün zannettiğin kişi değilsin, aslında nöroevrimsel olarak şöyle bir yerden geliyorsun. O yüzden depresyona giriyorsun, o yüzden hareket etmeye cazip oluyorsun, o yüzden yalnız kalınca ölüyorsun, o yüzden bilmem ne oluyorsun. İşte o yüzden başarı, okul, bilmem para, pul seni kesmiyor, o yüzden karnın doyunca arıza çıkarıyorsun gibi bir yere işaret ediyor. Bilimsel teoriler nasıldır? İşte bir sürü deney yaparsın, işte Newton diye bir adam çıkar mesela, M1 çarpı M2 bölü D kare diye bir formül yazar. Niye? İşte çekim kuvvetine dair deneyler, gözlemler yapmıştır. Kütlelerle doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak şeyler birbirini çektiği için ondan matematiksel bir ifadeye dönüştürür. Şimdi eğitim almamış birisi için tahtaya şuraya yaz M1 çarpı M2 bölü D kare hiçbir anlamı yok. Çünkü matematik dilinde, bilim dilinde yazılır. Aslında çok veciz bir ifadedir bu arada. Yani matematiğin ifade gücü açısından. Fakat diğer insanların anlaması için değil de daha teknik bir işe yaraması için yapılmıştır. Benimkinin tek farkı işte bu meslekten olmayan işte Mustafa Can, Aysel abla, o bu alsın, evde kullansın diye yazılmış bir teori. Ama bilimsel dille, bilimsel jargonla, formülasyonla yazılmamış olması onun teori olmasını gerektirmiyor. Teorinin tek gereksinim var. Bütün kanıtlar, şimdiye kadar elimizdeki bütün kanıtlar orayı gösteriyorsa o geçerli bir teoridir. Bu teori neyi açıklamaktadır bu arada? İşte gravitasyon teorisi bizim yer çekimini açıklıyor. Elektromanyetik teori niye çarpıldığımızı açıklıyor falan. Bu da insanın
neden sorun yaşadığını açıklayan bir teori. Yani yaşadığı sorunların temelini açıklayan ve insanın işte orijinal ayarlarını bir şekilde hatırlatma amacı güden bir teori. O yüzden bir teori diyorum ben buna. Aslında gerçekten bir teori yani. Böyle bir şeye ihtiyaç duyma halini bu sohbete başladığımız ilk cümlelerine geri dönerek tamamlayayım hikayeyi. Yani böyle bir teoriyi arama nedenimiz ya da böyle bir teoriyi bulduğumuzda aa siktir bu ne kadar çözümcül bir teoriymiş dememizin nedeni o büyük sistemlerin karşısında yalnız kalan adamın çaresizliğiyle ilgili gibi görünüyor biraz. Tabii o çaresizlik çok fazla spiritüel ortak paydalı bir şekilde o kişisel gelişimler, çabalar bilmem ne fotoğrafını da doğuruyor başka bir taraftan. O çaresizlik, yalnızlık dediğimiz fotoğrafı kendisini de doğuruyor bir taraftan. O çaresizlik yani sağlıklı sosyal ilişki geçirememeyi doğuruyor, işte fizyolojik anlamda gördüğümüz eriler tipini doğuruyor falan böyle kocaman bir portföy var orada. Ve bu çaresizliğin kendisi hissettirdiği duygu önce insan olmayla alakalı hatırlanması gereken bu yaşadığımız problemleri karşına denk gelen bir şey varla ilgili bir teori olduğunda gerçekten insanın zihni birden rahatlıyor. Yani o bütünsel görüşle beraber birazcık da ifa böyle bir tümden görüş sağlıyor bir şeye yani i̇şte abi, şey gibi şeyi... değil. Yani bunun öncesini sonrasını bilmek zorunda değilsin demiyor. Mecbur bunu bütün olarak bilmek zorundasın zaten diyor. İşte esas sorun şu bir teori ancak alıp da kafayı yorarsan bir işe yarar. Yani Einstein'ın görecelik teorisini duysan ne olur, duymasan ne olur bir işe yarar. Ama oturup uğraşırsan aya roket atarsın yani o yapacağın şey budur. Hı-hı. Bu da biraz öyle kafayı vermek lazım. Bir de insanı şundan kurtarıyor. İşte birkaç sene evvel bir kitap çıkmıştı Yaş 70 Yolun Yarısı diye yazarını hatırlamıyorum. Sonra vefat etmiş abi. Yani 140'a kadar yaşayacağını imleyen bir başlık vardı. Ve Bill Maher'in mesela bir televizyon şovunda gösterdiği arka arkaya örnekler var. İşte sağlıklı yemekle bilmem kaç yaşına kadar yaşamayan adam 50 küsur yaşlarında ölüyor. Öbürü işte sağlık için spor koşalım diyor. Koşarken kalp krizinden ölüyor. Şimdi bütün bu örneklere baktığında önce bir umut sonra büyük hezimet. Umut hezimet. Niye? Bunların hepsi bir şeyi denerken böyle insan kendini bir hissettiğinde böyle bir yayına çıkıyor. Böyle bir insanlar paylaşmak istiyor. Ama sonra bakıyorlar lan bu bir şeye ters geliyormuş. İşte o bir şeye ters geliyorun bilgisi aslında hep vardı. Tıpta da var, biyolojide de var, her yerde var. Fakat biz tıp fakültesinde bile evrim öğretmediğimiz için mesela bunu hekim arkadaşlarımız da bilmiyorlar. Mesela iyi yaşam, doğru yaşam için hekime ne yapayım diye sorsan vitamin al der sana. Çoğu hekim mecbur çünkü eğitimi böyle. Yani diyemez ki ya şu kadar hareket edeceksin, yalnız kalmayacaksın, güler yüz göstereceksin, acık sınırlarını zorlayacaksın, sanatla uğraşacaksın, şiir yazacaksın, hayatına estetik katacaksın falan diyemiyor. Şimdi öyle bütüncül bir resim veremiyoruz biz onlara. İşte bu teori biraz inşallah o eksiği gidermek. Ya bu bakış açısıyla beraber geçen gün bir kadın doğumcuyla konuşuyordum bir sohbette. Ya yani... bu arada istisnalar tabii ki var çok şükür. Onu da hemen söyleyeyim. Hekim arkadaşlar biraz bozulabiliyor. Tabii ki istisnalar. Yok çok bunu destekleyen bir hikayeyle söylüyordu. Mesela şey diyor kadınlar mens süreci ağrılı geçemez. Normali ağrılı değil bunun diyor. Yani ağrılı olması ya bir hastalık olduğuna işarettir ya da böyle hipnotik öykülerden kaynaklı oluşur. Bunun orijinali ağrılı olamaz diyor çünkü tabii, bu yani milyon canlı harcılık, parçası ya ağrı yani. Şöyle Mittelschmerz diye bir ağrı var. Kadınların bazıları yumurtladığı sırada ki bu yani hiç hissetmediğimiz yani insanlar bizim değil de kadınların hiç hissetmediği bir şey normalde. Yumurtlama sırasında yumurta folikülü çatlarken bazı kadınlar hafif bir sızı hissediyor. Ya bunu geçirmeye çalışan adam var ya. Yani böyle bir ağrı var. Sisteme döndüğünde bunun karşılığında magnezyum içiliyor sistem sana. Halbuki eğer bunu insan merkezli alır da basit bir örüntüyle bakarsan abi bu normal değil demen lazım. Şimdi bu bakış açısını elde etmek için de yani bütünsel bir formüle ihtiyaç var. İfa gerçekten hani bu bakış açısında iyi bir çözümcül gibi görünüyor. Yani magnezyum al iyi bir sonuç değil. Çünkü magnezyum aldığında da başka bir şey izledileceğin belli. Öyle bir eksiklik fazlalık sistemi değil. Neyin normal neyin anormal olduğunu anlayacak kadar bu konuya genel bir bak. Bir sakin bak. İnsan orijinalitesinde bak. Ama bundan çıkıp da büyük sistemin içinde yer aldığında hep şöyle bakıyorsun. Bir şeyim eksik benim. Benim bir şeyim eksik. Yani ve bir şeyin eksik de sanayi herkes bir şey takıp tamamlamaya çalışıyor. Yani sistemde öyle yürüyor atın zaten. Atın üstünde 50 kilometre gitmişsin diyorsun ki atım yavaşladı. Sana uzman diyor ki sağrılarını daha çok tepikle. Daha çok yem ver, daha çok vitamin ver, daha çok da hayvan çatlayacak yani. Bir bak bu hayvan nereden geliyor, nereye gidiyor. Aynen mesela hatırlatmak için aldığım küçük notlardan bir tanesi aynen bununla alakalıydı. Mesela sistemin karşısında insan ilişkisi hız ana sorunlardan bir tanesi. Aynen öyle. Hani sürekliliğin dışında. Sistem devamlı daha hızlanmaya ihtiyaç duyuyor. İnsanınsa hızla ilgili belli bir algısı var. Yani bunu geçen seferlerde konuştuk Can'da. Belli bir şeye belli bir süre zaman ayırmadığımız sürece anlam üretemiyoruz. Yani tüm dostluklar için zamana ihtiyaç abi var. Abi bak tam yeri. Yeni okuyorum şimdi.
sevgili Nihan Kaya'nın yazma cesaretini. Geçenlerde kendisiyle buluştuğumuzda da hocam dedi sen önce ona bir baksan iyi olur. Hakikaten doğru demiş bu arada. Şimdi orada tabii Jung tabanlı bir açıklama, Carl Gustav Jung'un görüşlerini yoğunluklu olarak alıntılamış. Orada çok güzel bir özetleme yapmış. Mesele şöyle bir yerde düğümleniyor. Mesela Nihan kitabında yaratıcılık meselesini sorguluyor aslında ama şimdi neden her insanın yaratıcı olamadığı ya da yaratıcılık sanat eseri dediğim şey nedir sorgulamasında şöyle güzel bir benzetmesi var. Yaşamın aslında iki boyutu var. Biri yatay boyut. Hepimizin içinde yaşadığı boyut. Günlük yeme, içme, uyuma falan onlar. Bu yatay boyutta hepimiz yaşayabiliyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Ama bir de dikey boyutu var. Herhangi bir şeyde derinleşmeyi gerektiriyor. Ve bu derinleşme hali Jung'un ve diğer birçok yazarın da çok veciz bir şekilde belirttiği gibi aslında derine indiğinde kendinle karşılaşıyorsun. O yüzeyin izin vermediği bir kendiyle karşılaşma meselesi var. Mesela Rollo May buna büyük karşılaşma falan diyor. Ve o karşılaşmadan bir şey zuhur ediyor. O zuhur eden şey de yine yüzeyde yani yatayda bir esere dönüşüyor. İşte bu eser eğer işte etrafta seninle aynı yatayı paylaşan zaman onu anlayabiliyorsa o da aynı güzel sanat eseri falan filan diyor. Gibi gibi o ayrı bir konu ama dikeyde derinleşebilmenin tek bir şartı var. Dur can abi. Yani devamlı böyle kayarken aşağıda ne var bakamazsın. Dolayısıyla o durma hali hani daha önce konuşmuştuk ya. Yeni dünyanın cesur insanının en büyük cesaret ayağı durabilmek. Yani bu hıza rağmen evet, bir dur evet, abi demek yani. Evet. Ve durduğun anda yaşamın içinde derinleşiyorsun. Şöyle bir örnek vardı kitapta. Çok hoşuma gitti. Hatta bu sabah denedim. Bir elma ağacına bakar ve elma ağacı olduğunu görürsün. Herkes buna baktığını görür. Ama bir elma ağacına çok uzun süre bakarsan, yeterince uzun süre bakarsan bir süre sonra o elma ağacında gördüğün şey tamamen kişisel bir deneyim olur. Ve o elma ağacı artık o görüntü, o deneyim sadece sana ait bir şeydir. Bir de bunu yazarsan ya da çizersen ya da betimlersen bir şekilde bu sana özgü bir sanat eseri olur. Bir de elma ağacını alır zihninde kavramlarla ya da düşündüğün başka şeylerle birleştirip entegrasyona başlarsan işte... Tam olarak o işte. Evet. Yani artık elma ağacı elma ağacı değil. Sana evet. Çağrıştırdığı şeyler, evet. O derin kuyulardan alıp getirdiğin benliğindeki birikmişlikler, işte o... Jung'un dediği ortak bilinç dışına uzanıp oradan çektiğin doneler neyse o artık onlar orijinal bir yaratıma sebep oluyor. Şimdi insanı sistemler içinde en çok sıkan şey sıradanlaşma. Yani sürünün içerisinde penguen gibi yaşama. Bunu kimse kaldıramıyor. Bakma kravatı takıp da işte ayda birkaç sıfırlı maaş yatınca kaldırabilirmiş gibi gözüküyorsun ama bir süre sonra bu da insanı yoruyor. Yani maddi girdisinin fazla olması da ancak belli bir süre uyuşturucu etki yapıyor. Onun dışında insan diyor ki abi cins bir şey yapmam lazım benim. Yani bu dünyaya bir şey vermem lazım. Çağrı Mert Bakırcı ile yaptığımız yayında mesela ona en son sorduğum soruda. Bu dünyaya bir şey bırakmak o kadar belirleyici ki inancından, kültüründen, işte yaşından, her şeyinden bağımsız. Oyun oynarken bile, kumdan kale yaparken bile yarına bir şey bırakmaya çalışıyorsun. Ve o geride bir şey bırakma hali... Bir başkasının yaptığını alıp aynen iktibas ederek, kopyalayarak olmuyor. Orada durup, derinleşip, kendi özünden bir şey çıkarıp onu dünyaya hediye etmekle oluyor. Sistem bunu engeller her zaman. Çünkü sistem yatayda planlanan bir şey abi. Dikeye girmiyor sistem. Dikey bireysel. Evet. Oraya bizim girmemiz lazım. O yüzden de herkes, ne dediği anlaşılmayan adam vardı ya, herkes çok uzun önüne koyacaklar, çok uzun önüne koyacaklar. Bunların dikkatli çevirmesi lazım. Herkes önüne koyacaklar. Buradan en azından 3 bin ve 5 bin nasıl oluyorlar burada rızkının takılışı şey yapıyor. O zaman onu koysan o ne kadar güzel. Ya bu muhabbeti ne yazık ki senin için de ne yazık ki dışarısı için de ne yazık ki devam ettireceğim. Yani bu üzerine görünecek hikayelerden bir tanesi. Aynen. Ve bunu bu dille, bu çatışmayla yani o büyük sistemlerin karşısında panik yaşayan, problem yaşayan bireyler hikayesi olarak biraz üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. Dur, açalım da. Bence evet, hemen herkesin yaşadığı ortak problemlerden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ne konuymuş arkadaş? Aa, değil mi? Yani, vallahi iyiymiş. Şeydi.